Hele bir tas su getiresin bana Kasım. Sen var, en iyisi kadılığa geri dön. Her yolun bir yolcusu var. Varsan dön kadılığa. Ne vazife verdiyseniz yaptım. Kadılıktan istifa edip geldim dergâhta, abdesthaneleri temizledim. Kadı olarak gezdiğim Nallıhan sokaklarında sırtımda kazma kürekle dolaştım. Bir meczup gibi köpek aradım ahalinin gözü önünde. Nefsime ağır gelir demedim. Dedim ama dinlemedim. Ne vazife verdiyseniz tas tamam yaptım. Ama ne aradığım budur, ne beklediğim muamele. Evlat, biz sana kadılıktan istifa et demedik. Ahir zaman şeyhi değiliz. Kendimize mürit aramayız. Kimseye davetimiz yoktur. O kimseler hak yolunda değil. Biz hak yolunda mıyız ki milleti davet edelim? Ne var ki bizde? Ben giderim şeyim.
Gelen hoş gelir, giden hoş gider Yunus. Pek sadedir. Evdeki rahatın olmaz tabii. Zamanla alışırsın. Gelen hoş gelir, giden hoş gider Yunus. Kendekte boğulma. Nefis dediğin yedi başlı ejderha. Kolay pes etmeyecek tabii. Değer mi? Onca gördün geçirdin. İlk engelde vazgeçmek olur mu? Hataya düşme. Şeyhimiz müşfiktir. Var elini öp. Tövbe et. Onca istifade ettin şeyhimizden. Öfkeyle kalkıp ziyan etme. Nicelerini gördüm. Senin gibi dervişlik hırkasını çıkarmaya kararlıydılar. Sabır gösterdiler. Hilafet tacı taktılar. Belki sana inanılmaz gelebilir ama içlerinde posta oturup tekke kuranlar dahi vardır. Ahali içinde itibarları vardır. Ama sen ilk seraba kanarsın.
Malatya'da Ermeniler ile Süryanilerin de desteğiyle gazilerimiz Rumları püskürtmüştür şeyhim. Ama çok zayiat verildi derler. Ne gaza biter ne gazi. Savaş içinde dahi adaleti elden bırakmazsan Ermenisi de Süryanisi de 72 millet kardeşin candaşın. Hakikat ayırmaz etrafında birlenenleri. Her birinin dökülen her damla kanı bu toprağın mayasıdır. Onların kanıyla mayalanır bu toprak. De hele, Allah'ın da nicedir ahalinin durumu? Ahilerin vaziyeti nedir? Uzun vakit oldu. Çıkamamışız dergâhtan bir adım. Bir görünseniz şeyhim uygun vaktinizde. Ahali merak eder sizi göremeyen de. Keçeci Azmi'nin dükkanını usulnameye uygun olarak bir ay kapatmışızdır şeyhim. Bizim yüzümüzden niye zulüm edersiniz pirim? Estağfurullah şeyhim. Ama fitne çıkarmaya devam etmektedir. Cezasız komamız ocağımızın düsturunu yok saymak olur. Buna haddim yoktur. Zatıaliniz de bilir ki postuna otururuz diye ahi ocağını idare etmeyiz. Hizmet ederiz. Ümitsizlik bir bataklıktır. Şeytan vazifesini yapar diye biz vazifemizden geri kalmayacağız. Toprak ekilecek dilimizde zikir ile. Demir dövülecek dilimizde zikir ile. Kervan düzülecek dilimizde zikir ile. Ahali arasında bir dedikodu türemiştir şeyhim. Olasıymış ki Moğol'un Konya'ya verdiği baskı ile dergâhlar muhasara edilecekmiş derler. Niyeymiş? Sebep ne olursa olsun Moğol bilmez mi ki dergâhlar cenge gazi taşır? Bilmez mi ki iş tutun, aş tutun, yurt tutun der dergâhlar? Bilir pirim, bilmez mi? Biz de onların bildiğini biliriz. Bize müsaade o vakit şeyhim. Müsaade sizin pirim. Zahireci Remzi Ağa'ya vardım şeyhim. Emir buyurduğunuz gibi hesabımızı kes dedim. O ne dedi? Esnaftır nihayetinde şeyhim. Ben fiyat dahi biçmem. Şeyhim ne isterse ondan alırım, ondan öderim der. Kasım'ım, biz sana fiyatlarını beğenmeyiz dememişiz. Git hesabımızı kessin. Artık bu dergahın vakfiyelerinden tek buğday tanesi inmeyecek o ambara demişizdir. Yunus olaydı. Ne söylesek onu yapar. Öylece gelirdi. Gittiğin memlekette kitap yasak mıydı Yunus Efendi? 3 ay oldu kütüphaneden çıkmazsın. Her yerde bulunur mu Karatay Kütüphanesi gibi Fevzi Efendi? Fıkıh Ekberi'yi mi okursun? Ne müşkül var ise dünyada elbet bir cevabı vardır İmam-ı Azam.
İlginç bilgiler fark ettim. Hadisleri sadece belge ve rivayet yönünden değil, mana yönünden de değerlendirilmiş hazret. Eğer ki manaen Peygamber Efendimiz'e atfedilmeyeceğine kanaat getirirse, bunlara karşı fetva vermekten dahi çekinmezmiş. Her kim rivayet etmiş olur ise olsun. Konya'ya medresenin kütüphanesinde vakit geçirmek için dönmedin herhalde. Ne der başkadı vazifeye dönme talebine? 3 aydır bekleriz böyle Fevzi Efendi. Bizi vazifeye tayin eden Tirmizi Hazretleri'ydi. Ama şimdi İzzettin Urmevi Hazretleri başkadı olmuştur. Talebimizi ilettik. Ama ne vakit sorsak pek meşguldür. Neden zahmet edersiniz bacım sultan? Ne zahmeti ola ki? Hem alıştı artık. Ne vakit görse elime bakar. Gene de zincirini çözmemek icap eder. Bir gün bile önüne yalını koymazsanız kaçıp gider yine. Bir yerciye gitmez artık. En son kaçtığımda Yunus Efendi bulup getirmişti. O son imiş. O gün bugündür adım dahi atmaz dergâhtan öte. Şeyhimiz bekler müsaadenizle. Gelip de zorla dışarı çıkarmasam seni adım atacağın yoktur dergâhtan dışarı. Anlatmışım Kira. İçimde ne gezip tozmaya hevesim var, ne de ders çalışmaya hevesim. Ben bilirim nedir bunlara sebep. Neymiş? De hele de biz de bilelim sebebimizi. Sorarsın sorarsın ama söylerim kızarsın. Söyle hele, kızmam. Sen de bilirsin işte. Yunus'un gidişidir bütün bu hallerine sebep. Ne ilgisi vardır onun ile? Hem sonra yerin kulağı vardır derler.
Dedikodu türer. Dedikodu olmayan bir şey hakkında türetilir. Sen var ya, insanı el aleme rüsva edersin. Nedenmiş o? Birisini sevince rezil mi olunur Türklerde? Neden öyle olacakmış? O vakit? Yoksa şeyh kızıyla dervişin evlenmesi mi yasaktır? Sen benimle bu kadar uğraşacağına, sen de o vakit. Sizin dininizde yasak mıdır da evlenmek böyle bekar durursun? Benim de senin gibi gönlüme bir düşen olsa durmazdım. Vallahi dedikodu türeteceksin Kira. Duymadın mı hiç yerinin kulağı vardır diye bir söz? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hatırladınız inşallah. Aksaray'dandı değil mi? Dur bakalım. Subaşı mıydın? Tayin mi isterdin? Nallah'ın kadısıydım Kadip Efendi. 3 aydan beri kaçtır varırım huzurunuza. Bir sen misin ki? Memleketin 4 bir yanından hücum ederler. Kadısı tayin ister, naibi sıra bekler. Var Allah var işte. Kusurumuza kalma. Estağfurullah. Vazifeye dönebilmek için müracaat etmiştim. Bildim bildim. Ama pek bir meşguldü Başkadı Hazretleri. 3 aydan beri bir haber beklerim Katip Efendi. Meşgul der durursunuz ama daha imkanımız kalmamıştır beklemeye. İyi dersin de mühür bende değildir ki. Buradaysa huzuruna bir çıksak. Bekleyesin hele. Yarın karar verilir Yunus Efendi. Vazifeye dönüşümüze mi? Yeni vazife yerimize mi? Hele vazifeye dönüşünüze bir tamam desin Hazret. Seni vazifeye döndürüp de boş oturtacak değil. Başkaları da var senin vaziyetinde. Yoktur. Kardeşimdir. Gümüştekindir namım. Hüsna'ya ne olmuştur ki? O çiftle çobanla ilgilenir. Bundan böyle ben deniz bakarım dükkana.
Tabip Mikel bir tutam civan perçemi. Sonra meyan keküster. Papatya kurusu da istemiştir. Ha, bir de papatya kurusu. Sarı papatya. Ben de kız olurum. Kasım'ım, hele sen bir sohbet ediver dervişana. Sohbet esnasında giriş çıkış yapmaz isek, ola ki şeyhimizden aksettireceğimiz hakikatlerden istifade etmek isteyenler olur. Talibin dikkatini dağıtmak mekruhtur. Geçenki sohbetimizde namazı bozan hallerden bahsetmiş idik. Bu akşam Müslümanın hallerinden bahsedelim biraz. Müslüman kimdir? Evvela kelime-i şehadet getirendir. Peki ne ola Müslümanı ötekinden ayırt eden? Demem o ki çarşıda bir Müslümanı görsen. Nereden bellidir? Kılık kıyafeti olmaz ise... Müslüman elinden, dilinden, dahi belinden hiç kimselerin zarar görmediğidir. Siz konuşacaksanız biz susalım Güngör Efendi. Nasılcısın Karabaş? Halin keyfin yerindedir inşallah. Burada mıydınız babacığım? Vardım Mikel Efendi. Vardım babacığım. Bedbin olmuşsun der babacığım. Mevsimden olsa gerektir dedi. İlaç hazır ediverdi mi? Aktara gönderdi. Kirayla gidip istediklerini aldık. Kaynatıp öz sularıyla bir ilaç ediverdi. Koydu şişeye. Yerine de bunu bıraktı, çekip gitti. Kim babacığım? Yunus.
Az bekle hele. Başkadı dahi mühür etmiştir. Cümle Selçuklu mülkünde geçerlidir. Sağ olasın Katip Efendi. Allah razı ola. Vazifeye dönmek için dün de gelmiştim. Bekle hele. İstifamdır Sübaşı. Ama Kadı Hazreti gereğini yapın. Kadının vazifesi kanaat değildir. Kadının vazifesi kitaplarda olandır. Rahatsız ederim Kadı Hazretleri. Mustafa'nın Allah'ın kadısı Yunus Efendi'yi getirmişim. Al içeri. Gel hele. Kadı kanaate girince ne olur? İşte o vakit ilim rafa kalkar. Siyaset meydana iner. Biz tutarız adamı, adaleti şeriatı tesis etsin diye onca üstattan eğitim aldırırız. Sonra tutarız, adaleti şeriatı tesis etsin diye bir yere tayin ederiz. O gafil ne yapar? Gittiği yerde adaleti temin edeceğine tutar siyaset yapar. Siyaset idarenin işidir. Zina almış başını gider. İçki su gibi akar. Namazı terk etmeyeni mumla ara ki bulasın. Sonra memlekette ne birlik kaldı ne dirlik. Kimdir efendi suçlu? Moğol'dur, Konya'nın vezirleridir. Bundan sana ne efendi? Sen kadı mısın, vezir mi? Kadıysan şeriatı takip et. Sana ne Moğol'dan, vezirden? Şeriat nasıl tatbik edilir? İdareye hizmet ile. Gerisi hadis kitaplarında yazar. Fıkıhta yazar, siyerde yazar. Dahi Kur'an'da yazmayan ne ola ki? Böyle işte Sait Efendi. Var mıdır bizden başkaca bir arzun isteğin? Sağlığınıza duacıyız efendim. Yarın yola çıkarız Sivas'a. Var mıdır bizden bir arzunuz? Arzumuzu söyledik az evvel Sait Efendi. Vazifenizi arzu edildiği gibi yapmanız kafidir. Müsaadenizle o vakit efendim. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş bulduk efendim. Vazifeye tekrar dönmek arzusuyla müracaat etmişsin 3 ay evvel. Evet efendim. Başvezir Muhyiddin Pervane Hazretleri'nin bizatihi emriyle bir takım kadıları olduğu yerden başka yerlere tayin ederiz. Çeşitli sebepler neticesinde boş kalan makamlar içinde yeni atamalar yaparız. Sen Allah'ın da vazife yaparıymışsın. Evet. Yunus Efendi, vazifeye tekrar dönüşün bizim için caizdir. Yarın var Katip Efendi'den tayin olduğun yeri öğren.
Allah sizden razı ola. Her ne eylerseniz hayrede. Allah'ın da vazife yaptım dersin Yunus Efendi. O vakit bilirsin belki. Tapduk emrederler, bir tekke şeyhi varmış Nallıhan'da, bilir misin? Bilirim efendim. Tesiri var mıdır ahali üzerinde? Vardır efendim. Yeni tayin ettiğimiz Kadı İlyas Efendi, dergahını basmak için tarafımızdan izin istemektedir. Nallıhan'da vazife yaptığını görünce hele bir soralım dedik. Söyle Katip Efendi. Efendim, şu vazifeye iade bekleyen Mustafa Nallıhan kadısı. Hatırladım. Dün huzura gelendir. Adı neydi? Yunus'tur efendim. Yunus. Ne olmuş ona? Vazife başı yapmak için menşurunu almaya gelmemiştir. 3 aydır eşikte bekler derdin Mesut Efendi. Ben de anlamamışım efendim. Her gün bu makamın kapısını aşındırır idi. Şimdi işi hallolur. Ortada yoktur. Gelen bütün sözler aslında insana bir tek şeyi öğütler. Kendine bir ayna bul. Ne yapar ayna? Sen ona nasıl davranırsan davran, o hep hakikati gösterir. Eğriye doğru, doğruya eğri demez. Kusur var ise, var kusuru kendinde ara. We'll be right back.
Yunus Efendi. Hoş gelmişsin. Bir arzun mu vardır? Kadı Efendi'yi görmek isterim. İlyas Efendi makamındadır. Aylar vardır tek bir sohbet yapmamıştır şeyhimiz. Ahali de sorar durur ağam. Geçen de ekine gittiğimizde köylüler bir bir gelip sormadılar mı? Asıl çarşıda ahiler. Herkesin dilindedir şeyhimizin sohbeti kestiği. Selam da mı yoktur Güyende? Yunus dönmüş. Kadı Yunus mu? Nerede gördün? Çarşıda. Neden döndün? Yunus dönmüş. Kadı Yunus. Nerede gördün? Çarşıda. Beni tanıdın ama tanımazdan geldin seni o köpeğin peşinde gördüğüm gün çarşıda. Anlatırım bir aralık. Şimdi zamanı değil. Tayin olunduğun yeri öğrenmeden bırakıp geldin, öyle mi? Senden bir yardım isterim. Ne dersin Yunus? Biz birer çocuktuk medreseye girdiğimizde. Sen benim dostumsun. Şeyh Tapduk Emre hakkında tahkikat başlatır mısın? Thank you.